ben de aşk dolu baktığımda hiçbir zaman zaten söylemedim. Bugün de bu evde ne gelinler evinde ne de kritiklerde. Hı-hı. Buyur. Bu kadar, sen devam edebilirsin. Bundan sonra da sakin. Tanıma yoluna değil de daha arkadaşça olacağım seninle. Çünkü ilk önce tekrar arkadaşım olan Gözde'yi kazanmak istiyorum. Ondan sonra tekrar seni kazanmak için elinden geleni yapacağım. Ama ilk önce o arkadaşım olan Gözde'yi kazanmak istiyorum. Hastaneye geldim ya dün yanına. Evet. Bizim kızlar bunun senin için bir ümit olacağını düşündüler. Ben bunu hiç düşünmeden çıktım aslında buradan. Yani evet. Sen ne düşünürsen düşün, ben gelmek istedim. Seni iyi görmek istedim, iyi olmanı istediğim için geldim yanına. Böyle bir şey olmasını istemiyorum, olur mu? Şöyle bir şey söyleyeyim. Kesinlikle zaten hatırlar mısın bilmiyorum. Sen hastaneye geldiğinde biz dışarıdayken, dışarıda denk geldik seninle. Bana sorulan soru da, Ünal nasılsın, iyi misin? Şu anda mutlu musun? Evet, Gözde için geldiği için mutluyum. Ama arkadaşım olarak mutluyum. Bundan sonra inan, senin de kırılmayacağın, senin de incilmeyeceğin şeyler yapacağım. İlk önce kendim için mi yapacağım bunu? İnsanlara cevap veremiyorum artık Ünal. Yani benim de ne düşündüğümü, ne yaptığımı falan sorguluyorlar sürekli. Ben içimden ne geliyorsa onu yapıyorum. İstemiyorum diyorsam istemiyorumdur, istiyorum diyorsam istiyorumdur. Evet. Onlara kendimi açıklarken zorlanıyorum artık böyle. Neden ifade edemiyorum. Sen kendini çok iyi ifade edebilen bir kadınsın. Çünkü yani bu durumda tıkanıp kaldım artık. Yani hastaneye yanına geldiğimde sana ümit vereceğimi düşünüyorlar. Kendi duygum var dedim. Neden hastane? Duygum yok dedim ama neden hastaneye gitmişim gibi böyle sorular altında kalıyorum. Peki, ve bunlara rağmen kalabilirim. Hepsine cevap veririm. Ama bir de sen benim karşımda durunca, anladın mı? Sen bana olan duygularını benim dışımda herkesle konuştun. Bu evdekilerin haberi var. Ha, diğer dışarıdakilerin herkesin haberi var ama benim yok. Bu duygularımdan şöyle söyleyeyim sana. Biz aslında, ben aslında baştan sana yaklaşımında hata yaptım. Çünkü ben arkadaşlıktan tanıma yoluna geçme sürecinde sana hiç mesafe sunmadan direkt herkesin içinde bir kolye taktım. Ve biraz burada sen kendini mecbur hissettin. Bu kötü bir mecburiyet değil ama. Evet. Yanlış anlama. Anladım. Olur mu? Ve o anda kolyeyi taktın. Evet, taktın. Ondan sonra benim sana yaklaşımlarım sert oldu. Çünkü seni kaybetme korkum yoktu. Çünkü ben de hep vardım. Bu söylediğin de çok kötü bir şey aslında ama yani ben de hep vardın derken, hayır, ben hali hazırda hep yok, hayır, hayır, bekleyecek miydim, hayır, yani? Hayır. Hazır mıydım yani? Ben? Yanlış anlıyorsun şu an. Evet, ben bunu sen bana ilk söylediğinde de aslında evet, yanlış anlamıştım ama artık sen senin anladım tarafından, hayır, anlamadım. Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben bir şeylere peşin bana isterin olduğunu düşünerekten tanıma yoluna girmek istedim. Bu durum ne biliyor musun? Bunu sana hiç sormadım aslında, benden hoşlanıyor musun? Evet, benim dediğime geldin evet, çünkü. Sen kendi istediklerini yapacaktın. Senin söylediklerin olacaktı. Senin yaptıkların olacaktı. Ama benim ne düşündüğüm ve ne yaptım benim umurumda değildi. Benim isterim olacaktı. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Bundan sonra inan, ama bunu sen istiyorsun diye olmayacağım. Hayatımda olması gereken şeymiş bu. Aslında bende olan eksikmiş. İnsanlara bakış açımı değiştirmiyordum ben. Hep Ünal gözüyle bakıyordum. Daha yapıcı olarak İnsanlara daha böyle etkili bakacağım. Onları anlayacağım yani, anlıyor musun? Benimle kendi doğrum değil de. Benimle birlikte bir tecrübe edinmiş evet, oldum. İşte. Ama bu inan benim hayatımda eksik olan şeymiş. O yüzden bunu bir kez daha bana bundan sonraki hayatımda da, çünkü bu işimde de ailemde de inan bana olumlu geri dönüşleri olacak. Çünkü beni seven insanlar vardı ama hep de hani bu sert tavırlarından mazluruk da bir dostlarım ve ailem vardı. Bunu bana bu bakış açısıyla göstermiş olduğun için çok teşekkür ederim sana. Binlerce kez. Anlaştık mı? Anlaştık, benim için soru yok. Yani kral seçildin, gelip tebrik edemedim bile, dedim ki yine yanlış anlaşılırız, yine kavga ederiz diye.
Ya o kadar böyle kendinden uzaklaştırdın ki beni. Ben bu evde yaşıyoruz, hiç kimseyle konuşmayacağız diye bir şey yok. Çocuklarla da konuşuyorum. Seninle de konuşmak istiyorum. Ama uzaklaştırıyorsun kendinden. Nerede ne yapacağını bilemiyorum ben seni. O kadar kötü bir şey ki bu. Evet. Yani evlenmeyi düşündüğün, evlenmeyi böyle istediğin birine bakıyorsun. Evlenmek için birini inceliyorsun. Onunla hiçbir şey göremiyorsun. Göremiyorsun. Ben senin bana olan sevgini bile göremedim. Evet. Burada uygulayamayabilirim. Uygulayamayabilirim ama sana söz veriyorum ki kesinlikle bir kere daha Ünal ve Gözde ilişkisiyle alakalı burada konuşulmayacak. Sana söz veriyorum. Ben de konuşmayacağım ve konuşturmayacağım. Ama şöyle söyleyeyim. Bu evde şu anlamda bana çok şey öğrettin. Çok teşekkür ederim. Birçok şeyi gösterdin bana. Bunlar bana inan lazım olacak şeylermiş. Yoktu. Ama kalma konusunda ve gitme konusunda da senin mutlu olmanı istiyorum bu evde. Çünkü ben yani psikolojini senin allak bullak etmesem de kırdığım noktalar oldu, üzdüğüm noktalar oldu. Benim gitmem en hayırlısı olur. Şimdi yemek yiyelim hadi. Gel. Seninle kalıp sevişmek seninle, sen kalbimde yanan bu aşkı biliyor, görüyorsun. Sen içimde yanan büyük aşkı. Sen yazın nerede? Hangi yüzden? Nasıl bulduysan öyle bırak. Ha, hangi sen yazın? Dur ben bulayım. Size gösterme. Şurada mı yazıyor? Oku bakalım. O yazıyı sen mi yazdın? Bu hayatta herkes birini bulur. Asla sen yazmamışsındır. Benim yazımım. Ne yazıyor orada? Bu hayatta herkes birilerini bulur. Birbirini bulmak çok az insana nasip olur. Senin işin nasibe kalmış arkadaşım. Nasibe kaldıysa yandın yani. Kısmet. Şöyle şu şeyle. Olsun. Bizim de beğenimiz vardır. Olacaktır yani bize aşık olan. O cümlelerle. Bunları ben ilk önce şu anlamda düzeltmeyeceğim. Yani ya evlenecek birisini bulduğum zaman ya bu cümleleri kurduğum zaman beni bırakır mı demeyeceğim. Bunları ilk önce ben kendi hayatım için. Çünkü evet. Bana daha güzel şeyler katacağını düşünüyorum. Evet. Kesinlikle öyle. Ya bu kibarlığın evet, ve bu nazikliğin. Evet ya bak bambaşka bir adam olacaksın. Bana güven. İnşallah. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur.